yani algılaması kolay olsun diye Türkiye'de. Çünkü Türkiye'de böyle komik komik yorumlar çıkıyor. İşte IMF'ye borç veriyoruz falan filan gibi. O da var hocam. Şimdi IMF'ye borç veriliyor farz edelim. Ama şöyle bir yorum daha yapılıyor. Birçok ülkede bu var. Efendim işte IMF'ye olan borçlarımızı sıfırladık. Ekonomi artık her şeyi rahatlayacağız. Bir ülkenin sadece dış borçları IMF'ye midir? Ya da onları sıfırladı mı rahatlar mı? Yani her üçünü de şimdi üç tane konu çıktı önümüze. Birincisi yani bu IMF'ye borç veriyoruz falan filan bunu böyle algılamak, bu nasıl böyle Türkiye'de böyle okunuyor, böyle yazılıyor bunu anlamak mümkün değil. Yani adamlar oturmuşlar diyorlar ki biz IMF'nin bir ortağıyız, bir üyesiyiz. Bütün üyelerin de katılacağı 450 milyar dolarlık bir şey artırıyor, kaynak artırımı yapıyor. Sen de ortaksın belli oranda. Sana da diyor sen de biz salma yapar gibi sen de bize 5 kağıt vereceksin 5 milyar dolar. İşte tamam bizim hala IMF borcumuz var o ayrı o ayrı. Sermaye artımından kastınız bu. Tabii yani sen şimdi buna vereceksin yani bu kadar paranı yani adeta sana salma yapmış alacak yani. Bu parayı sana mı verecek? Hayır. Senin çünkü acil ihtiyacın yok. Bu parayı alıp başkasına verecek yani onları koşturacak. Senin de menfaatin var burada. İşte sen de dünya bu finansal küresel sistemin bir parçası olmuş oluyorsun işte etkili olarak Evet. bunun ortağısın falan filan başka bir faydası böyle çok ciddi bir faydası yok yani psikolojik faydası olur işte Moody's'dir Standard Poor's'dur bu tür şeyler derecelendirme kuruluşları işte Türkiye kendi üzerine düşen finansal ödemeleri falan yaptı yapabildi gibi şöyle bir hafif yani kredi artırmaz da en azından yani durumları iyi para verebiliyorlarsa hala gibi bir şey yapar o kadar. Şimdi işin bu tarafı budur. Diğer tarafı diyelim ki bizim IMF'ye var olan benim bildiğim kadarıyla 1,5 milyar dolar daha var borcu. O bir anda 1,5 milyar doları verip de halledeceğiz bir iş bitecek manasına gelmez. IMF'ye olan borçlar yanında düzenlemelerle beraber ödenir. Yani şimdi 1,5 milyar doları bazı zenginler bile ödeyebilir yani. Veya şu devletin borcunu veriyorum kardeşim kurtulalım bu işten falan. Olmaz öyle yani. Bu belli bir sistem kurulmuş dünyada. O sistemin bir parçası olarak siz ben verdim kapattım artık işte al mektuplarını ver mektuplarımı falan yok böyle bir şey. Yani o siz o çarka girmişsiniz o çark içerisinde yürüyeceksiniz. Öyle yürütürler adam yani o çarkı elinizi verirseniz yani. O ay. Bir üçüncü konu bir devletin borçları sadece IMF olmaz. Devletin borçları kime olur? Belki de Japonya'da bir ev hanımına dahi bizim borcumuz vardır. Neden? Siz devlet olarak tahvil ihraç edersiniz. Devletin borcu böyle olur. Dersiniz ki bunlar Eurobondlarınız. Bu tahvilleri gidersiniz Samuray piyasasında, Frankfurt'da, Londra'da, New York'ta tahvilleri satarsınız. Kim alıyor sizin tahvilinizi alıp rafına koyuyorsa ya da işte bu saklama Euro Clear, Sedel gibi saklama şeyleri var, saklama merkezleri var. Oralarda işte bir numara vardır. O numaranın karşısında bir isim vardır. İşte şu kadar alacağı vardır. Nereden alacağı var? İşte Türkiye'deki 2030 Euro bondlarından işte ne bileyim 5.000 dolar alacağı vardır. Ona borcunuz var demektir. Bu zamana kadar ne kadar Euro bond ihraç ettiyseniz ki o ihraç etme sürekli yapılıyor son sıralarda. Artık bu borçların şeyini de takip etmek mümkün değil. Habire ihraç edip satılıyor. İşte gelen paraya mukabil bir miktar para da üretiliyor içeride, veriliyor ve dolayısıyla iç piyasayı çevirmeye çalışıyor Türkiye'de mevcut finansal yapı içerisinde. Dolayısıyla bizim IMF borcumuzu kapattık artık borçlarımız falan yok diyemeyiz. Çünkü her hafta, her ay devlet borç alıyor. Aldığı borç devletin borcu. Siz tahvil çıkarıyorsunuz, veriyorsunuz. 2030, 2040 buralara kadar bağlıyorsunuz. Yani oraya gelecek 2030'da doğacak olan nesillere dahi bu borcu hediye ediyorsunuz. Bu IMF'nin sistemi diyorsunuz Bu ama dünya hocam. sistemi, yani bu dünya sisteminde böyle. Bu borçlar böyle alınır. Yani bir yerde bir kapıyı çalıp da yani bana biraz borç verir misin filan böyle olmuyor yani. Siz devlet olarak bir borsaya gidiyorsunuz. Tahvil ihracı deniyor buna. Evet. Bu tahvillere de yabancılar yatırım yapıyor. Ve bu manzaradan da halkın kafası karışıyor. Çünkü ihracat var kelime olarak. Yatırım da var. Millet zannediyor ki
herhalde iyi bir şeyler yapılıyor. Yani devlet bir şey ihraç ediyor. Karşılığında başkası da yabancılar da yatırım yapıyor. İyi bir şey oluyor. Aslında işin özeti borç alıyorsun yani. Gidiyorsun piyasadan borç alıyorsun. Ne kadar borç alıyorsun? Bu tahvillerin üzerinde bildiğim kadarıyla %10 civarında faizler var. Yani tahvili %10'la satabiliyorsun. Bu da çok yüksek piyasada neredeyse faizlerin sıfırlara kadar düştüğü bir dünya piyasasında siz %10'larla bir kere 7'den 8'den aşağı değil, en son İspanya'nın tahvilleri 7,5 gösterdi. Yani %7,5'la borçlanabiliyorsun. Ortalık karışınca yani sizin kredibiliteniz o kadar az ki ben aldığım 100 lira karşısında 7,5 lira sana peşin vereceğim dediğiniz zaman ancak insanlar sana 100 lira verebiliyor. İspanya'nın durumu böyle. Şimdi İspanya battı diyoruz, çok kötü durumda diyoruz, işte felaket diyoruz, %7,5 bonoları, tahvilleri. Biz %10'la piyasaya, %10 civarında ihraç ediyoruz tahvillerimizi. Bu da işin ilginç bir boyutu diyorsunuz. Valla bu da işin artık yani, evet. Şimdi işin özü başka, pazarlaması başka, evet. Oluyor. Ben şimdi pazarlaması konusu, ne diyeyim, nereden başlasan yani. Hani bir, evet. Hikaye var ya, devenin boynu eğri meselesi, evet. Falan diye. Nereden, neresi doğru ki? Evet. Nereden başlanalım ki bunu, evet, anlatmaya? Hocam. Tabii çok uzun meseleler, uzun konular belki ama yüzeysel olarak böyle geçmiş olabilir.